Ben biraz şeyim tabii bu konularda, biraz daha duygusal ve ruhani de düşünen bir insanım. Yani halkların arasında bir sorun yok insanların arasında. Yöneticilerin ülkeleri idare etmesiyle alakalı ya bu iş. Yani yöneticiler oturup bu virüs geçecek, geçtikten sonra desinler ki ya biz savaşıyorduk, şu savaşları bırakalım. Bir sürü aç insan var, bunları doyuralım dünyadaki. Buradan bir ders çıkarıp barışçıl ve sevginin kazanacağı bir dünyaya adım atsınlar. Liderler oturup konuşsun, yani halen 2020'de sınırlarımız çizili. Biz niye savaşıyoruz? Hani bunları bitirsinler bari, böyle bir şeyin arkasından. Belki hani şer gibi gözüken bir şey hayır çıkacak durumu var ya. Öyle olursa dünya için çok sevindirici olur. Hani bir sürü insanı kaybetmiş olacağız. Üzüleceğiz. Tanıdıklarımızı belki kaybedeceğiz. Ama bunun arkasından bir daha güzel bir dünya belki insanları bekleyecek. Ben öyle olacağını düşünüyorum. Bence çok güzel bir mesaj bu Koray. Çok güzel bir bakış açısı. Bu söylediğin aslında geçen günlerde bir post gördüm ben de bununla ilgili sosyal medyada paylaşıldı. Mesela dediğin noktaya çok güzel tam açıklamadı. İşte biz hep aç kaldık hani siz ne hissediyorsunuz şu an diyor. Bir soru var geliyor çocuklardan. Ondan sonra savaşa maruz kalan ülkelerdeki çocuklar yazıyor. Nasıl bir ortamda okula gidemediklerini, ne anlama geldiğini. Yani Ya. aslında hani ne derler? Ateş düştüğü yeri yakıyor ya. Bize Evet. ateş dokunmadı mı hissedemiyoruz, anlayamıyoruz olayı. Ama aslında şu an bu virüsün yaşattığı kriz, ekonomik olsun, sağlık olsun, kişilerin ölmesine sebep olması, özgürlüklerin kısıtlanması, okula gidememesi, para kazanamaması, işe gidememesi, ticaretin durması, bütün bu sorunları kısmen dünyanın her tarafında farklı kesiminde bulunan ya kişiler, ya gruplar, ya topluluklar yaşıyor. Aslında çok dediğin mesaj o yüzden çok doğru. Biz o zaman neyin kavgasını veriyoruz? Bence çok güzel bir mesaj o. Umarım o anlamda da adımlar atabilirler diye düşünüyorum. Tabii yöneticiler, bu noktadaki uluslararası organizasyonlar ve tabii ki devletler.